biz futbola yön verdik mi? Verdik. 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 Orta sahayı zorlar. Birkaç kaçış yolun olmaz. Bu artık bizim e, programın önemli cümlelerinden biri olabilir. Her yerinde dolansın isterim. Premier Lig'in temposu başka liglerden farklı babacım. Benim adım Loftus Çek. 28. Sokate Stüdyo'ya, Londra Merkezi'nin karlar altındaki yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zor şartlar altında e, programı çekiyoruz. Ya yani zor, zor şartlar altında çekmiyoruz, zor şartlar altında buraya ulaştık. E, bütün ekibimiz de e, büyük bir özveriyle e, Bataçık'a buraya geldi. E, herkese e, teşekkür ediyoruz, kendim dahil. Ben. Ama de, bana ben teşekkür etmeyeyim, sen et. Ben sana çok teşekkür ederim Sağ ol. buraya kalkıp bu zahmeti verdiğin ne demek, ne demek, için. Ne demek, ne demek. Ee, Erman Yaşar... Ekstra üşüdüğünden dolayı bugünün montla yapacak ee, Erman Yaşar'ın... Yani aşırı bir soğuk yok burada fakat Erman Yaşar Katında. çok yoğun bir... Ha? Aşırı bir soğuk mu Günlerdir çok üşüyorum. Kendi kendime Soğuktan de soruyorum. Olabilir. Sarılacak bir beden yok mu? O zaten yok da. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Ee, yastığa, yorgana sarıla sarıla uyumaya çalışıyoruz battaniyeler falan filan. Evin peteği olsun. Kaloriferin. Genel ısıtma ısıtma olsun. Çok yetersiz kaldı bu süreçte. Ne zaman temizlettiniz en son petekleri? Hiç temizletmedik biz. Ondan olabilir. <laughs> Bizden önce belki temizlenmiştir. Biz 8 senedir falan evdeyiz temizletmedik. Bir de bizim evin bir camı kırıldı. Ee, yani cam açık bir mutfakta. Ne kadar zamandır? O da bir senedir falan. <laughs> Yazın çok sıkıntı olmuyordu. Ee, ya tam cam komple açık değil de üst tarafında bir yuvarlak delik var yani. Geçen Emre'ye de dedim abi dedim biz ev çok soğuk muhtemelen. Doğa doğalgaz bacası düşmüş olabilir mi ya yuvarlak tam bir yuvarlaksa eğer. Yani bir şey etmemiş. düştü oradan hakikaten ama ne düştü ben de. En kötü bir gazete falan sıkıştırsanız. Evet. İşte gazetede girmiyor bizim eve çünkü e, Türk basınını yetersiz buluyorum bu konuda. O yüzden de okumuyorum. Ee, alüminyum folyo alüminyum folyo var giriyor. Ona da tavuk <laughs> mavuk sarıyoruz. Ee, kısacası kapanmadı bu boşluk. Kapanmadı bu delik. Ve geçen şunu fark ettim ki o delik bizim evin genel ısısını acayip düşürüyor. Şimdi zaten biz bir de üst kattayız. Çatı katı. Çatı katının çok enteresan bir özelliği vardır. Yazın çatı katı iyi. yazın çok sıcak olur. O da çok iyi değil bence. Yazın iyi Tabii, değil neresi? Doğru, evet. Çok sıcak olur. Kışında çok soğuk olur uçlarda yaşar. Çeşitli mevsimleri Bizim çatık. Geriye olarak aslında taşınmanız mı lazım acaba? Zaten taşınacağız işte. Dediğim gibi haziran civarı falan artık yeni bir ev düşünülüyor. Bu konuda girişimler var. Öneri de ayrı ayrı. yorumları alabiliriz. Emlakçı takipçilerimiz varsa tabii. Yani emlakçı değilseniz de öneri yapabilirsiniz direkt. Evet. Tek tek de önerebilirsiniz. Evet. Evleri ayırma durumları da var. Bir tek evler ayrılırsa handan ne olacak onu bilemiyorum. Handan emreye gider. Ondan Emre'ye Tabii Emre'yle daha... Sen hafta sonları mı Sıkı göreceksin? fıkı mı? Ben sinemaya, minemaya götürüyorum Emre'yle tabii ki daha şeyler. Emre onu çünkü... Altındaki yine. Ben sana bir kere... Bu arada ha onu söyleyecektim. Ee, artık tabii programımızın vazgeçilmez, Erman Yaşar'ın da vazgeçilmez bir e, bütünü olduğu için bu kıyafeti direkt olarak Socrates Merchandise'da satmayı düşünüyoruz. Erman evet. Yaşar outfit olarak. A firmasıyla bu konuşmayı yaptık. Evet. A firmasından da okey çıkarsa... Burada A ayakkabı, firmasının çorap. logosu, burada da Erman'ın logosu olacak şekilde bir merch düşünüyoruz. Aynen. Ayakkabı, merch benim karakterimdir. Çorap. Senin üstündeki çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Sprite yani. mi bu? Ha? Sprite mi bu? Güzel. S firması. Ee, evet, S firması. de dondurmaya benziyorsun. Şey var, Ali Usta var Moda'da. E, onda böyle mavimsi, turkuazımsı böyle değişik böyle e, nükleer bir renk var orada. Santa Maria Ha. E, bir dondurma çeşidi olarak. İçinde ne var? sormadım. Karamel gibi bir şey var ama tam da emin karamel, değilim. Çok da sevmem rengi ben zaten. Yani. Bence ya, Çok karamel. sevmem. Ben orada genelde bademciyim. Bal badem olsun, fıstık olsun, ha. limon, çilek genelde o şekilde ilerliyorum. Peki bir Hı. soru sorayım burada. Ee, Türk tipi dondurmayı mı? Hani uzayan sakızımsı dondurmayı mı seversiniz yoksa İtalyan gelato tarzı dondurmayı mı seversiniz? Ben gelatocuyum. Gelato. Yani ben mesela badem, bal badem daha Türk. O uzayandan. Ama mesela Diğerleri sorbemsi olanlardan mesela meyveli dondurmada uzayan sevmem. Haa. Meyve meyveli dondurma uzatmak biraz zor. Meyveli dondurmada evet erisin isterim. Ağzımda bir ha. onu bütün her yerimde dolansın isterim. Evet, of. evet. Bu nasıl bir tabir? <laughs> Bu, nasıl Bu adam da yaşıyor ya. Yediklerini yaşıyor. Her bana. yerimde dolansın isterim. <laughs> bunu Dondurmanın da... yerinde olmak istemezdim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya yani bu artık bizim programın <laughs> önemli cümlelerinden biri olabilir. Her yerinde dolansın isterim. Sen de acayip bir maskeyle aramızdasın. Evet renkli evet. kişiliğimle geldim bugün. Her taraf bembeyaz diye ben biraz renklendireyim. Sokakta isterim. mokakta genç kızlar falan. Ozan Bey o nasıl maske falan. Ben diyeyim. şu anda trafik levhası gibi direkt dikkat çıkıyordum. Evet yani şu an bana araba çarpmaz. Mesela keşke bir yıl evet. önce de bu kıyafetle geziyor olsaydım. O zaman ya. belki araba çarpmazdı. Ya da hedef olarak görüp daha beter. Birkaç araba olabilir. çarpabilirdi. Olabilir. Arhan... Aran Pilavoğlu'nun kız arkadaşı bizim de yengemize büyük tepkiler geldi. Ha, evet, ben yani bu tepkilerin biliyorum. bazılarına katılıyorum. Kusura bakmasın yenge. Karşılaştırmalı fotomuz var. Çocuğu ya. e çevirmişin. Halk da gerekli tepkiyi verdi. Bir haftada... Nereden... böyle de tatlı. Ya Arhan'ım benim canımdır ya Haribom'dur. H firmamdır. <laughs> Alırım emerim. <laughs> emerim o ayrı konu. Ama ama öyle. <laughs> Çok tatlı yanaklarım manaklar. ama yani tırpanlanmış zaten biri yazmış Aynen. çocuğu yenge bir haftada tırpanlamış millet. Tırpan. Yani tırpan. Biri de bana şey demiş Tırnaf, tırpan e, kıskanıp beni aldı. galiba e, şeyle girdi tıraş makinesiyle girdi ben bir şey yapmadım ben dokunmadım sadece kendimi tıraş ediyorum ben başka kimseyi tıraş etmem. Ben Kedini ben etmiyor bana. musun? Kedimi nasıl tıraş edeyim tırnağını kesemiyoruz daha. Mantıklı. Ben onu yapabiliyorum. Tırnak makası aldım, kesebiliyorum. Valla, bu handan da kestirmiyor. Mı? Çok rahat, çok rahat yapıyor yani. Ben bir tırnaktan sonra ellerim, ellerim, ellerim mahvoluyor benim. Aynen handan da kestirmiyor. Ee, şimdi e, ha unutmadan şey söyleyelim. Neyi unutma? Klabaz. Yes. Bravo. Ee, unutmadan söyleyelim. Bundan sonra her cuma. Her cuma saat 21'de. E, saat 21'de. Evet. Yine e, sevgili sponsorumuz T-T firmasının e, önderliğinde. Tik tak. Tik tak. Ee, bir Clubhouse e, sekansı yaşayacağız. Etkinliği, Seansı, session. Session e, yapacağız. E, bunu Londra o da seminer kompozyum, kompozyum diyeceğim. Kompozyum değil. Yok. Sempozyum. Sempozyum. E, kompozyum e, kayısı. Neydi yani. diğeri? Ne? Keyli olan. Komposto. Kongre. Kongre. Evet. E, orada e, tamamen yani e, zincirsiz bir şekilde geyik yapacağız. Burada o zincirleri biraz daha... Ama Zinc... başlıklarımız var. Ha konu başlıklarımız oldu. Mesela ilk haftanın konu başlığı bu Cuma ne? Cuma 21 bu arada onu söylemedik. En Söyledik. Söyledin mi pardon? Söyledim ben. En sevdiğimiz filmler. O yüzden Ozan... Ben evet. Sessizde sadece... kalacak mikrofonda. Aynen ben sadece el kaldıranları alıp çıkaracağım o kadar. Mesela bir sonrakinde 90'lar Türkçe pop olabilir. Evet. Ne bileyim. O bir kaldır. temamız olacak. Dondurma sancası. dedik en sevdiğimiz soğuk besinler olabilir. Yani bu olmaz Olmaz ama yani hani... Yani. Canlansın diye. Ha yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika ila 20 dakika arasında sizlerle... 75-85 diyelim. Evet, yani şöyle yapabiliriz artık. Perşembe 7 nasıl Londra Merkez saati ise... Cuma 21'de artık Londra Merkez Clubhouse saati olacak. Aslında şöyle de düşünebilirler. 7 diyelim 7, 7 buçuk 8'e doğru açtılar. Programın tak diye izlediler bitti. 9 bittiği ha. saat. Perşembe 9. Londra Merkez bitti. Tam Diyecekler gün soruyorsun. ki, Ulan Yenisine zaman tam 24 saat sonra. E yani. Evet. Clubhouse adresini hatırlat. Ee, benim Clubhouse adresim e, Sıza Benim Medre Runo. Benim de. Pulp Fiction. Erman Yaşar değil. Evet. Erman Yaşar, Erman Yaşar kullanıcı adını almadı. ilk yer Socrates dolayısıyla... Sokrates'i takip edin Clubhouse'dan evet. ki Sokrates'ten açılacak o eventler. Tabii Sokrates'ten açacağız. Ee, <laughs> TikTok varsa TikTok'ı da takip etsinler bilmiyorum. Olacak. TikTok da olacak. Her şey olacak. Benim zaten Twitter ve Instagram adresimi artık vermeme gerek yok. Bunlar çok fenomen adresler. Ee, benimle bütünleşmiş adresler. Buralara da zaten... Ver bir ya. Yok vermeyeyim. Tamam abi. Bir artık. yerde verir. Bu saatten sonra vermeyelim artık. Ee, şimdi bununla beraber ee, kar konusunda bir şey diyeceğim. ne haldesiniz? bir şey, yani şey diyeceğim. diyeceğim. Bak Hı biz düşün. eleştiriliyoruz. Geçen hafta evet. falan da. Şimdi biz geçen hafta doğum günü programı yaptık. Doğum evet. günü programı yaptığımız için larçtık birazcık. Bir ha, bir diyeceksiniz lazım. ki daha önceki derde laş değil miydiniz? Evet onlarda da laştık ama bunda biraz daha. Öbüründe. Evet onda biraz daha Kutlamalarda bu olur yani. Ha, ama ha. mesela o en large programda dahi. Ha. Biz futbola yön verdik mi? Verdik. 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 Nasıl verdik? Nasıl verdik? Söyle. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Geçen hafta Karsu'nun corner'ını ha. gördük. Evet. Dedik o kornerde oradan geliyorsunuz hani oradan gelmeyip buradan gitseniz daha mantıklı, daha olmaz, mantıklı olmaz, mı? olmaz mı? Dedik. Derbi County'de Wayne Rooney aynısını bu hafta denedi, golle buluştu. Sonra da bize geliyorlar işte siz söylediğinizde evet İngiliz tuttuğunda bir hakimiyetimiz var. Bundan dolayı da artık programa yavaş yavaş İngilizce altyazı düşünmeye başlıyoruz. Yani çünkü hani Google. bir yön verdik bu tamamen Wayne Rooney'nin Google Translate ile dinleyip dinleyip çevirdiği. Ya şöyle da şöyle anlamış olabilir. ben şey yapıyorum ya oradan. Hani oradan değil de buradan atsanız. Tabii. Anladın mı? Hani oraya değil de buraya çekmiş olabilir. Hani evet. öyle bir şeyle yapmış olabilir. Mümkün. Mümkün. Ben de o eleştirileri gördüm çok üzüldüm. O yüzden bugün sakin program geçireceğim. Erman Yaşar bağırma, Erman Yaşar çağırma. Bir Rol mü yapıyor? He, bana deli rolü yapıyor demişler. Arkadaşlar bu adam gerçekten deli yani. <laughs> Hayır canım estağfurullah niye deli olayım da yani deli rolü de ne kardeşim zaten yani biz o zaman Hollywood'da şey şansımızı yani. ya. yani. Bu kadar başarılı bir deli rolünü uyguluyorsa zaten şu anda bizim aramızda değil başka bir yerde çekimli Yani bundan oldu. bir önceki bu kadar kaliteli deli rolü Heath Ledger tarafından oynandı. Yani. Yani onun da girdiği mental bunalım ortada. Sonumuz benzemesin. Benzemesin. Erman Yaşar'ın ben gerçekten deli olduğunu mesela bir 10 sene önce e, beni köprüden al diye bir telefon açtı bana. Yani metrobüste e, böyle bir daraldığı için Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. Gel babayı e, şeyden al köprüden al dedi. Köprü ben, çıkışındaki ilk duraktan. Evet ben de bir yani... Garipsedim. Ben o mesajı evet. 6 sene boyunca falan attım. Ozan'a da birkaç arkadaşımız da. Sonra ciddi olduğunu anlayınca ha gerçekten evet yani Erman Yaşar. Köprüyü geçemedim yani. ben yaklaşık 5-6 sene tek evet. başıma. Ay ya da dayı diyemedim. Evet. Geçen hafta ata binmem tepkilere yol açtığı için bu hafta Burası. araba kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> bu ne lan? Direksiyon. Ha. Bu tabii sponsoruna da bir gönderme. Evet. Aynen öyle. Ne yaptın? Heh. Tamam devam. Ee, kar yağdığı için araç kiralamada sıkıntılar yaşandı. O yüzden e, tiktakla oturduk konuştuk. Ben dedim ki Sayın TT firması bu hafta araç kiralanamadı çünkü her yer kar. Haliyle çok mağdur pozisyonda insandan mesaj alıyoruz. İlaç ilaç niye ne ilacı ya? Araç Heh. kiralayamıyoruz diye. O zaman tiktak firması da yani çok... Yani biz olunca... bu hafta ben son haftayı bırakmıştım. E ama şimdi de kar yağdı şimdi burada çıkılmaz diyenler de var. Olgunca Aklılar. bir tavır sergiledi TikTok firması da. Tik ve Taka ayrı ayrı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu olgun tavır bizi 25 Şubat tarihine sürükledi. Hı, Açıklamanın için. devamını onur erdem yapsın. Niçin? Biz bir PlayStation 5 vereceğiz. Bunun için yapılması gerekenleri 18 Şubat'a kadar yapılması gerekenleri açıklamıştık. Şimdi söyleyeceğim her şeyi yani. 25 Şubat olarak alabilirsiniz. Evet. TicTac indiriyoruz. tik üye oluyoruz. Araç kiralıyoruz. Kiralama ekranına girerken Sokates yazıyoruz kod bölümüne. Araç kirası bittiğinde çıkan yorum ekranına da Heng'in sonuna ilgili bir dörtlük yazıyoruz. Bana lütfen DM'den şiirlerinizi Çok yollamayın. Ya. yollamayın. Çünkü Çok benimle basit. gerçekten bir alakası yok arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Diğer her şeyinizi hem onlara iletiyorum hem ben cevaplıyorum ama... Sen daha misin? Şiir demişken ben bir şey okuyacağım. Yani şiir konusunda herhangi bir... ya yani PlayStation 5 konusunda DM'den yardımcı olamıyorum. Ve o yüzden özür dilerim. Dentinho'yu kes olay yarattı. Çok teşekkür ediyorum ilginize, sevginize. Nerede yarattı kardeşim? Genel olarak çok büyük bir olay yarattı. Bugün Türkiye'de herkes Dentinho'yu kesi söylüyor. O yüzden ben de sizin için bir kuple daha okuyacağım. Evet. Şahtar, 3-4 forvetle oynar, orta sahayı zorlar, birkaç iş yolun olmaz. Dentinho'yu kes. Bir Egemen isimli bir arkadaşımız bize şöyle bir Alp Egemen Bostan. Hı. Demiş ki abiler selamlar. Sizler için Ebru Gündüz Çingenem şarkısını Londra merkezi için yeniden yazdım. Umarım beğenirsiniz demiş. Yani şimdi Okuyacağız mı bunu? Alp Egemen Bostan. Özellikle Bak arkadaşım çok net söyleyeceğim. Ozan. Ben hayatımda bu kadar kötü bir ee, adaptasyon. Evet. Uy, özellikle de Ozan'ın <laughs> Ozan'ın bölümü özellikle çok kötü. Okuyayım. Oku. Şimdi Çingenem Çingenem melodisini aklınızda aklınıza bir dönsün yani. Ver bakayım. Bir Bana ufak, bir çevir. Erman bir ufak melodiyi mırıldanır mısın? Belki bir yerden hemen Noah'ya verelim. Çevirdim. Londra merkez, Londra merkez, Perşembe 7'de YouTube'da herkes gibi, gibi, gibi ama çok zorluyor yani o kadar hece ölçüsüne hı. uyulmamış ki. Yani Çingenem 3 Ece. Zamanında Rafet bunu bak, yaptı diye herkes Çingenem yapabilecek diye bir şey. Çingenem, Çingenem ne oldu? Aslında 6. Evet. Burada üst tarafta Londra merkezli Londra merkezi olarak aldığı için Londra toplamda 5, 5, 10. ona gidiyor yani orası. Olmadı. Olmuyor yani. Fonetikte 5'e gidiyor. Olmuyor. Devam ediyorum. Ben okuyorum. Londra Merkez, Londra Merkez, Perşembe yeri de YouTube'da herkes, Medya'da ve Erman, Uykusuz Her Zaman, Eflatun Beyaz, Damarındaki Kan. Bak buraya kadar, buraya kadar gene... Hadi. Buraya kadar rezalet. Ya. Ama yani bundan <gülüyor> sonrası... <gülüyor> Rezaletle de açıklanabilecek gibi değil. Moderatör Ozan lütfen gusül al yoksa maazallah gideceğim <laughs> yoluna. Modalı Onur Erdem özür dile <laughs> herkesten bilmiyorum neden geldi öyle içimden yani. Sana ya, hiç özenmemiş ya. Yani. Ozan ya Ozan'ın kıtasına aşık oldum. Sanki şey gibi ya hani ikinizi yazmış. Aa ulan bir de o vardı deyip... Keşke özel Seymiş diyeceğim ama... Neydi çocuğumuzun adı? Alp Egemen Bostan. Yani Alp Egemen Bostan ediniz. ne olursa olsun... Evet gerçekten hani biraz kötü bir denem olmuş yine ama... Yine dene yine edin. Yine. <laughs> e, yine de şey. teşekkür ederiz. Yani sonuçta bunu sevgisinden ve e, bize olan e, şeyinden yapıyor. O Belki yüzden, de programda hani düzgün bir şey aslında okumayız diye böyle bir şey yazmışlar. O da olabilir. Yani. Kötünün cezbediciliği evet. vardır yani. O da olabilir. Çok kötünün. Cringe. Cringe evet. Cringe dediğimiz Cringe. olay tipi. Ee, ee, ne yapalım? Geç TikTok'la haftanın enlerine. O zaman TikTok'la haftanın enlerine bir anlattı. Dur. Geçmedim. Geçmedi. Teşekkür edecektin. Ne? Etmedim. Teşekkür edecektin, etmedim. Teşekkür kime edecektin? Bana et bari hadi kime edeceksin? Kime edecektim? Ha evet. Bravo. Nerede çorap peki senin? Burada değil. Burada Çoraplarımızın değil. Çoraplarımızın olsun. Luz musun? Perla çoraplara teşekkür ediyoruz. Ben şu an giyiyorum. Onlar da aslında... Şu an geliyor çoraplar. Var. Fakat... Biraz sözü uzat. Mesela? Erman geçen hafta bana sen zebrasın dediği için bana zebra evet, sorak Zebra gelmiş. göndermişler. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Erman'a ee, dinozor yollamışlar. Yersin. Neden? Yani nasıl bir sembolizm var burada sence? Ya sen hani anlaşılıyor. bana da renkli bir şey. Dinozor yollamış. şey gibi düşündüm ben onu Erman'ın buna. Çok eski. Ee, Hayır. Eooo. İyi kurtardım bravo. Aldım ben. Canlı yayın kazası olur bunlar. Bunlar canlı da değil yayın ama. Bunlar var. Canlı çekiliyor belki. Tabii zebra canlı. nerede? Zebra yok. Çekim anlamında. Zebra efendi gelmedi evet. Zebra yok. Neyse Olsun. bu dinozor. Evet kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Zubulya mıydı? Neydi adı? Luz, Luz <laughs> Perla. Ha, Luz Perla size çok gerçekten teşekkür... Ha, burada yazıyormuş zaten. Luz Perla. designed by Luz Perla. Manufactured in Turkey. Üçüncü yılımız için doğum günü hediyesi. Olmuş evet doğum günü ediyoruz. hediyesi. Çok enteresan. %76'sı katın. Yani. Hı. Pamuk. Bravo. Yüzde on polyester. Yani? Polyester. Tamam. Yüzde beşi Yani? Polemit. Tamam. Yüzde ikisi de elastin. Yani? Elastin. Tamam. Elastin Türkçesi var mı? Elastan olabilir, bilmiyorum. Elastane yazıyor zaten Elastan. de. Elastik. elastik diyelim. Evet, elastik. Aynı zamanda washed. Yani yıkanmıştır. Yıkanmış. Eee... Manufactured in Turkey yazıyor. Evet yani Türkiye'de 30 derecede yıkayabiliriz. Ütü yok. Kurutma makinesi var. Üçgen ne bilmiyorum. Yuvarlak ne bilmiyorum. Çok teşekkürler Ruspella. O zaman ben tiktakla haftanın enlerine geçtim. Tiktakla haftanın enlerinde. Tiktak tiki tiki tak. Tik tik tak, tiki tiki tak. Tik tik tak tiki tiki tak. Sen TAK tiki, ta, tiki tiki tak. Tik ta, 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 tik tak tiki tiki tak. Yine İki çift buçuk attı. Yaptı. İki buçuk yaptı. İki sana. buçuk yaptı. Bir şey soracağım. Sen normalde e, buz havada bile çekim yaparken terleyen bir insansın. Evet şu anda da buz bir hava var. Ama terlemiyorsun. Evet çünkü Neden? çok buz. Çok buz. Aynen. Ya ben Erman'ın sağlığından hafif bir şüphelenmeye başladım. Normalde terlemesi lazım. Normalde bu kadar üşümüyor olması lazım bu adam. Üşüyorum. Bir. Üşüyormuş. Bir tırstım. Yani Erman'ın şu anda ben üstüne dikkat ettim. Üstünde N firması var. Altında A firması var. Onun altında N firması var. Anam. Bakınca nan diye okunuyor. Nan gibi aklımdasın. Nan. İbrahim Sadri yıllar non, önce... None işte. olan nan da olabilir nan. bu. Evet. Üstümde bir şey yok anlamına da gelirdir. Yani bir taraftan bu kombin. Güzel. Ee, there is no spoon. Gibi. Ha. Haftanın futbolcusunu Pierre-Emerick Aubameyang seçtik. Kendisi ailevi e, sorunlarını... Gabon'da bıraktı. Sonra... Ailesi Gabon'da değil galiba ama. Nerede? Londra'da. Londra'da bıraktı o zaman. <laughs> bir de İtalya'da olması lazım ailesi. Bir de İtalya'da bıraktı o zaman. Belki de Almanya'dadır. O da olabilir. Almanya'da bıraktı o zaman. Dolayısıyla, eee Gergin sulaktan mesaj oldu. var. Ne diyor? Demin bunu aradı, şimdi bana mesaj demek ki bir şeyler oluyor. Yayında mısınız? Evet. Evet. Devam et. <laughs> ne oldu acaba? Bakayım ne yazmış. bekleyelim mi? Bekleme sen devam et. Haftanın oyuncusuna ben İlkay dedim. Siz ikiniz Cebemeyen dediniz. Yok o, ben de İlkay dedim. Araca o zaman niye Cebemeyen seçildi? Ben Omeyen dedim çünkü... Çünkü patronu. Yani, yani hayır canım hiçbir alakası yok. Ne zamandır adam doğrusun bir gol atmıyordu, etmiyordu. İlkay'ı da daha geçen hafta seçtik. Burası niye kendini tekrardan Üst üste bir iki hafta program olsun diye. ki yani? Doğru. Birazcık da Obamayang konuşalım. Arsenal'in olmasıyla hiçbir alakası yok bunun yani. Bence de yok. Pierre-Emerick Obamayang sezonu şu ana kadarki bölümünü felaket geçirdikten ve ailevi sorunlar yaşadıktan sonra hat-trick yaparak geliyor. Ya bu ona çıkardık. da destektir. Doğru. Yani şey biz ailevi problemler yaşayan oyuncularımızın arkasındayız. Evet. Demek evet, bu. Bu oyuncu evet. Burnley'li de olsa arkasındayız. Evet. Bu oyuncu United'lı da olsa arkasındayız. Bu oyuncu arkasındayız. ve Tottenham'lı bile olsa arkasındayız evet. yani. Peki o zaman e detaya sonra geçeriz. Özellikle bunun detayına çünkü takımı Manchester City olarak seçtik. Seçtik. Sadece biz de seçmedik. Eyvah bir şeyler oluyor şu anda. Hayır. Bir şey olmuyor şu anda. Geleyim mi ofise demiş de. Ha. Ben de yok tamam. Haftanın takımı. Haftanın Böyle takımı bir he? patron işte merhametli. Men, merhamet. Manchester City seçtik. Fakat bu haftanın değil. Yani biz haftayı katlıya katlaya devam evet, ediyoruz. Evet mesela şimdi şeyden eleştirenler olacak. Ulan geçen hafta ilk ayı haftanın futbolu seçtiniz. Stil hafta haftanın seçmedi. takımı seçmiştiniz. seçmişsiniz. Şimdi artistik yapıyorsunuz. Biz kendini tekrardan programımız. O zaman takımda yaptınız? E kardeşim ikisini birden ya yapsaydık. Bu takımı seç... city Tamam. Bir de bu takımı biz seçmiyoruz. Ya bu takım kendini seçtiriyor. Aynen. Ee, bir Liverpool'a dört takım. Topçuda daha fazla Arkamda... inisiyatifimiz var. Arkan ha evet. Ee, arkamdaki takıma 3 attı. Yani e, o maçı ayrıca konuşuruz. Ee, yok saydı. Yok saydı, yokmuş gibi davrandı. Ee, dolayısıyla yani Top 6 arkaya, arkaya iki tane Top takımına yok saymak, e, onlar yokmuş gibi oynamak falan neyse. Ve eksiklerle eksiklerle Tabii bir de o var. Ee, evet. Haftanın menajerini de Scott Parker seçtik. Çok özür diliyorum. Hı -hı. Bir, bir dakika kadar Uğur Ozan'la Sokrates'in geleceği hakkında çok önemli mesajlaşmalar yaptık. O yüzden aklımı buraya veremedim ama Scott Parker. Yani oradan e, hocalık gösterisi yaptı. Niye seçtik? Çünkü muhtemelen bir daha seçemeyiz diye seçtik. Belki. Ya aslında seçme ihtimalimiz var. Çünkü oradan var. birisi çıkacak. Sonuçta Galiba Parker seçtik olacak. de. Biliyor musun? Hangi maç olabilir? Çünkü galip yani 3. galibiyetlerini aldıkları için. İlkay konuşuldu mu burada? Konuşuldu. Güzel. Bir tur atıldı. Sen İlkay'ı çok konuştun. O yüzden ben evet. hadi bekleme dedim seni. Özellikle oyuncuyu. Galiba Fulham'ı Leicester yendiğinde Scott Park'ı <laughs> seçmiştik. Olabilir. Zaten ondan sonra ilk kez kazandılar. Everton'ı <laughs> yendiler bu kez. Yani buradan da fulunlara duyuralım. Kazandıkça siz, biz burada sizi seçebiliriz. seçebiliriz. Scott Parker'ın e, sezon başındaki taktiğinde ısrar etmeyip <laughs> dönüşümü yapıp Böyle ben topa sahip olayım, güzel oynayayım falan bırakıp sonuca giden, ya yani zaten bu takımdan bir şey olmaz başka türlü diyerek sonuca giden bir takıma evrilmesi, kendini böyle değiştirmesi. Ve deplasmanda kendisinden daha kaliteli bir takıma sahip bir mastermind'ı alt etmesi. Aynen. Bir de üstüne genç oyuncularla, özellikle de yeni oyuncusuyla, Josh ile bunu yapması. Ee, Erman ona Josh diyor. Ben Maca diyebiliyorum. Hiç maçını anlatmadım, sallıyor. Hayır, hayır. Kılabazı kurşunuyla, coşmaya dedim. Kılabazı da coşmaya dedim böyle artistine. Hatta, Hatta bunun üzerinden kelime şakası yapıyordum. Coşmaya dedi. dursun hazır, falan. Bunun coşmaya başladı. Ha, ben coşmaca diyebiliyorum ama bilmiyorum. O yani. kelime şakası için coşmaya dedim ama tabii maç anlatımında öyle demem. Kullanım olarak. Ee, haftanın golünü Pedro Neto seçtik. Seçtik. Hmm. Çok güzel anlattığım bir gol oldu bu benim. Aynen. Şu çeşitli açılardan girdi çıktı, girdi çıktı şak diye bıraktı. Ben de e, bu anlatımı canlı dinledim. Çünkü kabinin yanından geçiyordum kendi maçımı hmm. hazırlalırken ee, dedim demek ki çok güzel bu gol. Ben oldu. şeyi de beğendim. Liverpool'un attığı gol de güzel. Yani milyon topuk bası, sağdan uzak bir bırakışı çok. tık o kadar dar Asist demişken, Arsene... bir asist daha konuşacağım. Ona geleceğim. Arsenal'in şey golü güzel. Arsene Wenger golü. Arsene Wenger golü, Bellerin golü güzel. O da bayağı iyi gol. Ee, Emil Simitrova buradan seslenmek istiyorum. Ee, yorumlara bırakabilir kendisi cevabını. Ee, yani Twitter'dan da bilmiyorum Twitter var galiba. Var var. Eee Gerçekten uzak köşeye plase mi bırakmak istedin yoksa Obama yanga asist mi yaptın? Çünkü asist yaptıysan akıl almaz bir asist. Ama bana uzak köşeye bırak yani şey bak. Saka muhabbetini yapmıştık burada. Evet. O Saka'nın sağ ayakla yaptığı şey bana Çarşı hala orta yapmaya çalışıyor bence. Bu da şut çekmeye çalışıyor, asist oldu. Yani bilmiyorum şut çekmeye çalıştıysa ve asist olduysa güzel denk gelmiş. Ama gerçekten o bir asist yani onu düşünerek o topu oraya bir şey. topun dibine girdiyse o kısa mesafeden. Helal olsun. Ee, şey bu, bunu tabii şey de yani Arsenal Akademi Direktörü de yorumlara bırakabilir. İnan Özdemir'den çocuklar... görüntülü arama geliyor. İnan yok. Görüntü yok. Görüntüsüz arama geldi. Ve evet kapandı. İnan. Neyse olur. Böyle şeyler İnan olur. İnanınız, Canlı yayında böyle şeyler olur. Bir şey diyeceğim. Dün konuştuk ya bu şey maçından sonra bir gün önceki Paris maçından sonra Mbappe ve Mbappe ona geleceğiz. Ki, ona geleceğiz mi? Ben geleceğiz. orada bir Emin Smith Rowe dedin. Çıkışta hemen geleceğiz. bir aklıma geldi. Tam uyuşmayan yeri de Paredes. Tamam çıkışta hemen geleceğiz. Ola ne top oynadı dün. Ah ah. Ben. Çünkü Ozan Kabağ'a da konuşmamız benim lazım. Benim yine yarama basıyor herif Paredes'miş. Poşetine hocam. Tamam bir dakika ya. Topçu helal. Ulan paradesi aldı topçu yaptı. Ha <laughs> ha öyle, tamam. İlk dokunuşu parades oldu poşet hocanın. Tamam dur dur, ona geleceğiz. Ne, kaleci? Haftanın kaleci Sam Johnston. Çok konuşacak bir şey yok zaten. West Brom Çok bir şey bulamadık. Yalnız Jagme şu ana kadar bir asisti var. Tottenham'a iki bir tane golü var. var. Evet. Saymadılar. Ama maçta çok da kaçırdı ben. Evet. evet. United maçında golünü attı falan. Çok ee, değişik attığı bir Attığı golü bir ben gidiyor. anlamlandırmakta çok güç. Yılan yaşadım. gibi dolandı. Lindelof'un evet. kafasına yani Lindelof kafasına. Lindelof'un omuzundan burnuna böyle çentik takarak arkaya doğru çekerek kendisini. Normalde Türkiye'de o gol verilmez mesela bence. Verilmez. Yani ya Vara var giderse verilmez. Ya. Vara gitmezse verilir. Ee, Cagney'e de buradan... Tebriklerimizi iletelim. Cagney'e o kay yokuşlu ilk 11 çıktı ilk kez. O çıktığı maçlarda United'dan da puan aldılar. Ha düşecek misiniz? Düşeceksiniz. Ben buna bir şey diyemem ama Ozan Çağlar 11'de karşılıklı Hı -hı. yani. Ozan, Ozan Çağlar da da, Ozan Ozan ona geleceğiz. O zaman hatta her hemen gelelim. Ee, Nereye Doğru. geleceğiz? Hatta, da haftanın enlerini kapattım. Nasıl kapatıyor ya? Bir... Kapattı. Kaleci konuşmadık. Sen Cansız'ı konuşuyoruz ya. Ne zaman konuştuk? West Bromwich'e oradan geldik. İşte İnan Özdemir'in görüntülü araması bütün benim dikkatimi dağıtıyor. Ondan sonra oldu ama olsun. Peki. Program sabote ediliyordur belki Uğur Ozan inan. Hakikaten he, basketbol tayfa programı akış yapıyor. Bir futbol içeriğini bitirmeye çalışıyorlar. Ha, kapattın <laughs> mı burayı? Kapat. Kapat. Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta yapmadığımız bir şey bir bap atıp çıkalım. Acayip tepkiler aldım. Yani. <laughs> bap öyle bir sevgi pınarı olarak damlamış ve insanların kalbine doğru akmış ki bir hafta unuttuk bap yapmayı. O da unuttuk diye, benim aklımda değil her hafta ben şampiyon olduğum için biraz tadım kaçtı. Dedim ki ulan bu hafta da BAP yapmıyordum. Milyonlarca mesaj. Nerede BAP? BAP, BAP. Nerede? Where is BAP? BAP. Where is <laughs> BAP? Daha da sertleşen <laughs> cümleler yani. falan da vardı. Ondan sonra dedim arkadaşlar tam haftaya atarız yani. 6'dan mı 7'den mi? 6'dan atalım. Elvin gir. Gir. Yani. Lan gir Oğlum, gir. Ne gir ne bilmeyeceksin. 2 3 4 BAP 7. 8. 10. 11. Bab. Ha, gitti ha. Hem, hem düşündü hem 12 dedi. 13. <laughs> 13'ten devam et. 13. 14. 15. 16. 17. Bab. 19. 20. 21. 22. 23. Bab. Hep buna gelecek gibi. Yo, 3 kişiyiz abi. Tamam peki 25. Yo, bana gelecek ulan sürekli. Yani 25. Doğru buna gelecek bir saniye. O zaman bir değişim yapmak Teknik lazım. Teknik olarak tam 7'den devam edelim. 7'den devam edelim. 4'ten et. git baba. 4'ten gideyim. Peki tamam, 4'ten peki. git. 7 büyük geldi. Uzun ee, sürer diyor. 25. Ya. Ne 25 oğlum? 24'ten. 24'ten mi? devam ediyor. Ha. Tamam. 25. 26. 27. 28. <laughs> <laughs> 7 Abi 4'te kaldı artık. bak aynı şey oldu yani. gene. <laughs> Bir saniye. Şarpım tam sıkıntılarımız var. Hayır 4'ten. Ha, 3'e dön. Tek sayıya dön. Evet. Tamam. 29. Bab. Nasıl babla? lan? 30 demedi, demedim işte bab 3'e döndü. Ha 27'den ne gidiyoruz? Ay 28'de yandı. Sen 29 dedin. 3'e evet. döndük. 30'da bap demem lazım. Ulan nasıl bap demem lazım? 29'da o... 3'e dönüyorsak. Abi yi... 29'dan 3 saycan diyor da. Oğlum öyle çok karışır manya göre mantık. O olur. zaman benim de yanmamam lazım. Evet. evet Tamam yani 30 33 36 39 Bravo. Gerçekten evet. reji tamam. 27'de dönmüşsünüz evet. diye müdahale etmek zorunda kaldı 31, ya. 31 32 Bap 34 35 Bap 37 38 Bap 40 41 Bab. 43 44 Oğlum Bab. Zaten... 46 47 Bab. 49 50 Bab. 52 53 Bab. 55 56 Bab. <laughs> 58, <laughs> 58 59 bab, 61 62 Bab. 64 65 bab, 67 68 Bab. 70, 70 71 70 10 <laughs> sene üst üste şampiyon oldu. Tebrik ederim çok güzel da... Evet son yılların en çekişmeli Bab finali. Evet. Bab. <laughs> bab cheese ya bi bap bap para pop, bap <laughs> bap ba, para pop, bap bap ba, para pop. Sen üstün pop. Çıkıyor, Allah aşkına ben terledim ya. Olmaz. Önünü Geca... aç bari. 20, 26. Uluslararası Dünya Şampiyonu imza imzattım. Tamam o zaman e, Ozan Kabak Çağlar'dan Cezat başlayalım. Ceza tahtasında Tottenham'la Leicester'ı görüyorum. Leicester mi? Leicester'ı <laughs> görüyorsan bayağı sıkıntı var. <laughs> Leicester'ı göremiyorum. Ve ceza sahasında Tottenham'la Liverpool'u görüyorum. Evet. Şimdi Liverpool ne yaptı? Leicester'e yenildi. Tottenham ne yaptı? City yenildi. Inildi. O zaman ikisinin de ceza tahtasında olmasının anlamlı bir background'u var. Evet, Arka evet. planı var. E, ceza tahtasından yola bir çıkarak şey mı gidelim miyim? yoksa? Heh. Burada niye iki tane United forması vardı, Arsenal forması yok şu anda farkım, fark ettim. Çok ağır. Yazıklar olsun. Kral, Söğüt... Bize bir oyun mu oynanıyor şu anda burada? Bugün bir evet bir çeşitli şeyler. Arsenal anı... bak aranıyoruz. Arsenal forması konmamış. Sir Alex Ferguson mu veriyor aslında sizin paranızı? Geldiğimizde geldiğimizde Gerard Bebe'yi bulamadık. O nereden o çıktı? Şeydi. Nerede şu anda Gerard Bebe? Geldiğimizde yoktu. Oradayız. Ya zaten amaç Bak kahvenin değil içinde köpük buluyorum. Zehir olabilir. Sir Alex Ferguson mu veriyor sizin paranızı? Yukarıdan Yukarıdan bir şeyler atılıyor. Yani evet bir şey var. Bugün bir şey, şey var, var. Bir ilginçlik var ama dur bakalım. Çıkar kokusu. Neyse. Onu bunu bilmem de ha. bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Yalnızlığın kofandurlarından mesaj geldi. Şimdi ne yapıyorsun Ervancım şeklinde. Ee, benim de aklıma onlar geldi. Yalnızlığın kofandurlarının geçen hafta buraya gönderdiği paket story'i paylaşmıştım. Böyle bir bal olamaz. <laughs> Böyle bir bal olamaz ya. Şanstan bahsetmiyor bu arada. Parmamik'le beraber. Oğlum bildiğin şey baldı işte. Abicim acayip bir bal. Parmamik'le firmasının... beraber. firmasının. 500 gramlık balı Parmamik'le 36 saatte yaraladık. Yazık. Evden de çıkamıyoruz. Eyvah eyvah. İki odanın arasında top getirdik eve. Şutmut atıyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle İyi bir bal yok. Sevgili Yalnız'ın kafandırları, canlarım benim. klabazda favori odam. Ee, Geçen hafta. Patates zannettiğin zencefili nerede kullandınız? Zencefili daha kullanmadım. Onunla alakalı. Bu arada tabii orada çıkan bir başka materyali de bu götürdü eve takılıyor şimdi burada ismini <laughs> vermek istemiyorum. Ee, evet ben hayatımda çok fazla zencefilin normal kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bu ne lan? Bunlar şey çabaları ha. şu anda. Suçüstü yakalanmış bir çetenin bizim alakamız yok ya deme çabası bu. Zencefili ben hayatımda hiç böyle şey haliyle görmemiştim. Kök olarak görmemiştin. Klap mı? Kök. 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 İlk kez kök zencefil gördüm. Patates zannettim. Buna diyorum ki ulan diyorum hadi balı anladık. Orada limon da var. Patates ne alaka? Bu dedi ki ne patatesi geri zekalı mısın falan. Orada olayı anladım. Gerçekten acayip bir zencefil. Henüz kullanmadık ama evde duruyor öyle. Soğanın yanına koydum. Kurur o. Haberin olsun. Yavaş yavaş kurur. Yapacak bir şey yok. Geçelim. Geçelim. Ozan Kabak Denoz acaba oğlum. Adam bir şey geçmedi daha. <laughs> Sen ne dedin? Geçmiştim ben. Hangisine? Sen taktım demedin mi? Les yok. Lester. Odan kabak çağlar Söğüncü şey yapmıştım tamam, ama. Tamam. Hadi gir. Giremedi. Yakıtı bitmiş Arman Yaşar. Yani Elvincim, Twitter'da 500 kullanıcı yaptın diye eskiden bize tatlı getirirdin, kahve getirirdin, tüllü tüllü şeyler getirirdin. Ya 500, 500 kullanıcı geçince kendi kahvemizi kendimiz alıyoruz. Dinle. He, Elvin benim canımdır. Biraz havalanmasında da şey yok. Haklı yani bu çocuk da tırnaklı. Bak, orada laf dinliyor, dinliyor ya. Adam biz burada programı kahve gelene kadar çevirmeye çalışıyoruz. <laughs> Adam orada laf dinliyor ya. Neyse. Ne diyecektim? Ozan Kabak. Özellikle oyuncu. Şimdi iki dakika ciddi bir konuşma yapayım. İnsanlar gerçekten enteresan. Eee, şundan dolayı enteresan. İki anlamda enteresanı kullanacağım. Birincisi, yani artık biz Türkiye'yi, ben özellikle kendi adıma ki siz de öylesiniz biliyorum. Yani Türkiye Ligi ile alakalı bir şey yazmama, Türkiye Ligi ile alakalı bir şey çizmeme. Hatta geçen hafta şey muhabbeti çıktı, ee, görmüşsündür. Süper Lig muhabbeti. Süper Lig muhabbetinin ha. bizim şu anda çalıştığımız kanala gelme muhabbeti. Aa işte mükemmel haber, şey haber falan filan. Ben bunlarla alakalı çok bağlayıcı bir şey söylememeye çalıştım. Elvin sen dalga mı geçiyorsun benimle aslanım? Elvin sen benimle dalga mı geçiyorsun aslanım? Unuttu. Böyle bir şey olur mu ya? Unuttu. Böyle bir şey olur. Ya tamam Oğlum, tamam. onu getireceksin onu götür bence. Tamam istemez bunu. tamam. Sen tamam. böyle etsin bırak. Gönülsüz kahve koyumundan <laughs> sütsüz kahve çıkar diye bir söz var. Yani aynen o olayı yaşıyoruz. Kaldıramam. <laughs> Gönülsüz kahve koyumundan. Aa duydun mu? Şöyle kaldıramadı dersen bana diyor. İşte geliyor öyle Gönülsüz kahve koyumundan. Yani maalesef üzülüyorum. Dön Üzü, diye. Gönülsüz kahve koyumundan. Lig. Dön ciddiye. Türkiye Ligi. Ha orada kendimi bağlayacak net bir şey söylemek istemedim. Sonuçta yani yarın öbür gün iş, dünya, zart, zurt bilemezsin falan kanaldan ne gelir ne eder. Ama ben bunu çok fazla söyledim zaten başka yerlerde. Allah korusun diye. Ee, hiç istemediğim bir şey. Türkiye Ligi ile alakalı herhangi bir yayının içerisinde olmak. Ee, ve sağ olsun Twitter olsun, Instagram olsun, şu olsun, bu olsun her günde bu e, kararımın e, ne kadar doğru olduğuna dair e, feedback'ler vermeye devam ediyor. İşte geçenlerde bu adam Ozan Kabak'la alakalı yani ilk maçında ağır kalabilir, zorlanabilir falan yazdı, söyledi ya da işte burada. Ya daha daha saçmasını söyleyeyim ya. Hazır konu açıldı söyleyeyim. Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi açıklandı. Hayırlı olsun hani inşallah güzel olur gibi bir şey yazdım. Altına ulan Ozan değil de Merih gitse olur muydu diye laf küfü bin kıyamet 50 tane laf geldi. Ozan gidiyor diye aslında çöp işte sırf Galatasaray'da alt yapısından yetişti. Ulan adam ilk maçına çıktı gördüğümüzü söyledik gördüğümüzde şu Premier Lig'in temposu başka liglerle farklı babacım. Adam da ilk maçında sağda sırıttı dedim yani o tempoda o hız, hız açısından sırıttı dedim. Ve söylediğim de şeydi değil yani yorum morum değil. Yenilen gollerde de sırıttı abi. hani Öyle bir eksik gözüktü. Ha bunu kapatamaz demek değil bu. Ozan Can bu potansiyeli gelemez değil. Ozan, Ozan can, can bu ben. lige alışamaz değil. Yani, Ozan Can ne ya? Ozan Kabak bu lige alışamaz değil. O potansiyeli gelemez değil. Bunları eksileri artıya çeviremez değil. Alışamaz değil. Gördüğümüz maçta dedik adam ağır kaldı abi. Hız yönünden sırıttı dedim. Bu kadar. Söylediğim de bu. O abi onun üzerine vay efendim işte bu sefer de Galatasaraylılar geldi Adama alaf ediyorsunuz, çocuk 20 yaşında, siz ne rezil adamlarsınız falan filan. Ya oğlum bu ne ya bu hastalık, bu manyak manyak hareketler ya. Ya bir adamla ilgili bir şey söyledik ya, Üf, sakin sakin. Türk futbol camiası ciddi şekilde aklını kaybetti. Ben bunu ee, benzer istedim. şeyler Allah Mesut Allah olayında da yaşandı. Yani bu adam Mesut Özil arsenalda oynuyorken de Mesut'u çok seven bir adam değildi. Onunla alakalı şeyler söylüyordu. İşte şu oldu, bu oldu. O yüzden dediğim gibi tekrar oraya getireceğim konuyu. Daha önce ben bunu Twitter'da ya da başka katıldığım programlarda falan da söylemiştim. Kariyerimin hiçbir bölümünde bu ligin yanından kıyısından geçmek gibi bir motivasyonum yok. Çok çok zorunda kalmadığım sürece dediğim gibi yani hiçbir zaman hayatta çok Kesin net konuşmalar ama Bir kere şöyle bir şey var. Çok teşekkürler. İnsanlar çok fazla teveccüh göstermiş ve şey demiş. İşte Emre Özcan olsa, işte Erman Yaşar olsa, Orkun Çolakoğlu olsa inanılmaz olur onların anlatımıyla, şu falan. İnanın biz olursak biz de Premier Ligi anlattığımız gibi anlatamayacağız o maçları. Emre de o kadar rahat yorumlayamayacak. Ben de o kadar rahat anlatamayacağım. Her kelimesinin de seçilmiş, hesap yaparak işte sesinin ne kadar alçaldığı, ne kadar yükseldiği hepsi planlanarak anlatılacağı için zaten bu keyfi vermeyecek. Ee, onu da niye olduğunu da biraz aç. Ya yani, da yani mesela Bean Sports'taki meslektaşlarımızın da birçoğu esporta gelse mesela, başka daha rahat bir lig anlatsalar, belki bundan çok daha iyi performans gösterirler. Çok zor bir iş. Şu ülkenin şu anda bulunduğu ortamda Türkiye Ligi anlatabilmek. Ozan Kabak'a oradan geleceğim. Ozan Kabak'la alakalı yani eleştiri yazmak çok doğal mesela ilk maçında kötüydü. Ee, bunu rahatlıkla söyleyebilir. Ya yani ilk kötü değildi ama e, yani 70 dakika falan fena değildi ama son 20 25 dakikadaki belirleyici yerlerde ikinci golde bence ufak hatası var. Daha bence çok yazar o zaten onu da söyleyeyim. Ama Ozan'ın da yani tabii orada bir iletişimsizlik falan üçüncü golde büyük hatası var. Ama mesela Leipzig maçında da muhteşem oynadı. Muhteşem oynadı. Taraftarlar Liverpool forumları falan maçın adamı seçmiş. Çok hatasızdı. Havadan, yerden. Ee, ya yani Şunu söylemek lazım birincisi. Bu arada Tabii. abi bu adam 20 yaşında. Bu adam zaten evet. hata yapacak. Bu adam sahaya da bırakacak. Rezillik de yapacak. Aynen yani üç maçta verecek. yani Eliyle e takıma hediye de edecek. Olacak bunlar lan? Yani şey Onlara ya. bu söylendiğinde de dünyanın vatan en iyi olarak görülen Van Dijk, Ozan'ın yaşındayken Groningen U21 takımında oynuyordu. Aynen abi. Yazmış. Şöyle bir şey var bir de. Yani bak ben geçen bunu yine Klabağız'da söyledim galiba. Çağlar Söğüncü'nün ilk iki maçını ben anlatmıştım. Eurosport'taydı Bundesliga. E, Freiburg'da Bayağı o felaket. kadar kötü oynadı ki ya yani iki maçı da verdi direkt bireysel hatalarıyla iki maçı ben da verdi ben de öyle bir maçın anlattığımı hatırlıyorum yani, taçtan gelen oyuncuyu tutamadığı için gol yedi Freiburg'daki il, ilk, ilk bir buçuk iki ay çok kötü zaten Çağatay evet. ee, ama oynattılar abi adamı çünkü yetenekli bir çocuktu hatalar yapacaktı yaptı hala da yapar zaten ayrı konu da öyle öyle geldi Ozan'da da öyle Yani bir kere çok kötü bir takımdan geldi 6-7 aydır sürekli kötü oynayan bir takımdan İkincisi 20 yaşında bir çocuk düşüşte olan e, moral motivasyon olarak çok ciddi yokuş aşağı giden bir takıma e, ve son şampiyonu. Geldi. Beklentisi hala yüksek. Ve yerine... Oynadığı ilk iki rakip Leicester ve Leipzig yanında stoper olmayan bir adam oynuyor. Bir orta saha oyuncusu oynuyor. Stoper değil yanında. Ve bu adamlarla bir haftadır falan oynuyor. Yani Kötü de oynayabilir abi daha da çok hata yapacak Ozan yani yapar yapmaması zaten bence tuhaf olur. Önemli olan e, Ozan'ın uzun vadede o hatalardan ne kadar ders çıkaracağı, o hataları minimize edebilmesi şu bu. Ben e, hala söylüyorum, benim çok güvendiğim bir oyuncu Ozan Kabak. Bu arada şey e, de söyleyeyim ben. Bitirsen, bitir. yok, bitir. Ya öyle ya. Yani. 20 yaşında Liverpool'a gidip oynamak. E, yani keşke herkes Ozan'ı eleştiren 20 yaşında Liverpool'a gidip oynasa da hata yapsa. Yani o hayatında 20 yaşında bu seviyede bir şeyler başarabilmiş olsa en azından. Bir de şöyle bir şey var. ya adam Gittiğinde hadi hayırlı olsun çok sevindim bu habere yazdığında da bir tarafta oluyorsun. Adam ilk maçında gördüğün şeyi söylediğin için yani sırıt, sırıtmadı değil dedim. Hız yönünden sırıtmadı değil dedim bu kadar. E tamam abi bunun bir sürü dinamiği olabilir karşısında. İşte Halban Sol olabilir karşısında işte Jamie Wardy olabilir bundan. Dolayı olmuş olabilir Leicester. işte geç oyunu çok iyi oynayan bir takım olabilir falan falan falan. Milyon tane şey olabilir. Ama ben gördüğüm üzerinden bir şey söyledim. Alta gelen kınayak. Ya oğlum yani ben manyak mıyım yani? Oturup Ozan şey olsun inşallah kötü olsun falan diyecek kadar bir saçmalacak durumda mıyım abi ben yani? Gördük bu oldu. Adam Leipzig maçında güzel oynadı sevindik. Yani bir de şöyle saçma sapan bir durum var. Sanki bunu yazınca Ozan'ın performansı kötüye gidecekmiş gibi Abi yani Ozan zaten şu anda 20 yaşındayken dünyanın kendi alanında, kendi mevkisinde en iyi 50-100 tane topçusundan bir tanesi olmuş durumda. Ya ben kalkıp da bu adama, ben burada Twitter'da ya hız yönünden de birazcık sırıttı dediğimde bu adam kariyerim mi bitecek? Böyle bir saçma sapan yaklaşım olabilir mi ya? Abi işte Daye Upamecano. Yani bir dünyanın kendi yaş grubunda en elit stoperlerinden biri gösteriliyor ve işte Geçen seneden beri Liverpool'undan bilmem nesine... Gülüş tane top verdi rakibine yani. Bayern Münih'e en sonunda 50 kağıda bağladı adamı. Ee, ya bu oyuncu bile bir dünya tabii. Hayır sadece dün, dün yine bence Leipzig'in rezalet savunmasının ayakta kalan isimlerinden biriydi ama... Yok direkt bu... adama verdiği top ha, da var aydın, diye söylüyorum. Bu son bir ayda hata üstüne hata yaptı. Sen da, daha evet, yakından evet. takip ediyorsun. Ee, Leipzig zaten kötü gidiyor ligde. Son maçını kazandı Augsburg'a ama son bir ayda çok takıldı. Hata üstüne hata yapıyor Upamecano'nun. Ya bunlar olur. Olacak. Olmama ihtimali yok yani. 19-20 yaşında adamlar Abi şöyle, hele o bölgede oynayan adamlar hata yapmama şöyle ihtimali Şöyle bir problem yok. var buradaki futbola bakışla. Hata yaptan da dünyanın en kötüsü bir iyi maçından sonra dünyanın en iyisi. Yani hiç ortası yok. Hiç bir bekleyelim yok. Hiç bir sonraki maçını görelim olmuyor burada. Aynen ben mesela Çağlar'la ilgili de görüyorum. Geçen sene Çağlar dünyanın en iyi stoperiydi. Şimdi Yılın çocuk, takımına seçildi ya. He, hay, evet. Herkes yani. işte şey diyordu. Ya Çağlar, Çağlar, Çağlar. Gururumuz, şuyumuz, buyumuz. Çocuk 3 aylık sakatlıktan çıktı. O sırada West Fofan'a müthiş top oynadı. Bir ara formayı kaptırdı. Şimdi döndü döndükten sonra bir iki ufak hata yaptı falan. İşte Çağlar da... Çöp. He, şey oldu falan. Ya abi, One şey... wonder. Abi böyle bir şey yok yani. Abi futbolunda. şey yok. Ya ortası yok. Bir çöp var, bir kral var. İşte İlkay Gündoğan geçen seneye kadar futbol sevenlerin yüzde yirmi, yüzde için çöptü. Ya Pep Guardiola bu adamda ne buluyor, ne şey yapıyor falan filan. Yo İlkay Gündoğan 2013'ten beri dünyanın pozisyonunda çok önemli oyuncularından biri abi. Hayır, yani düştüğü bir buçuk, düştüğü minimum bir iki sene var. Abi, abi onda da... Çok bir sene sakatlık falan. Sakatlığı yani, var zaten ya. O zaman geçiyorum. Dur ya maç konuşmadık. Şeye geçeceğim ya. Ben Leicester Liverpool geçeceğim. maçını mesela Liverpool'un nasıl kaybettiğini anlamadım. Liverpool da anlamadı. Liverpool da anlamadı. Abi zaten yani Leicester'ın olayı o değil mi? Çok saçma. Ama diğer taraftan da Ozan'dan bağımsız şeyi söyleyeyim. Abi savunmada general dediğin adam Van Dijk yok. Van yanındaki adam dediğin diğer stoper oynatıyorum dediğin adam Matip yok. Gomez Onu... yok asıl ya. Hayır. E Gomez geçtim yok. bir Hayır, şey dur, ekleyeceğim. Daha oraya geleceğim. Trent korkunç oynuyor. Yani Trent'te bir gariplik var. Ya bak onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim sana. Ben ya bir ihtimal olabilir diye söyleyeceğim. Aa bak stoper dediğin üç tane adamın yok. Yani sezon başında siz beyler stoperlik yapacaksınız dediğin üç tane adamın oynamıyor. Onlar yokken baba sen de geç burada dur dediğin Fabinho. Daha önceden de demiştin geçen sene demiştin. Fabinho yok. Abi dört tane adamın yok. Önlerinde Henderson oynuyor, yanında Ozan oynuyor. Alison Henderson'la toplamda Henderson önündeyken on maça çıkmıştır. Ozan'la hiç çıkmamış, Ozan'la Henderson hiç çıkmamış. Trent yanında Ozan'la, Robertson yanında Henderson'la kaç maça çıkmış belli değil. Böyle bir hat var şimdi. E, abi yani bu kadar dağınık bir ortamda. Trent de geriye döndüğünde veya çıktığında pozisyonunu kaybeder. Ozan da Trent'in pozisyonunu bilemez. Henderson da Robertson'un pozisyonuna giremez. Robertson da çıktığında ne zaman döneceğini bilemez. Trent'in ne zaman çıkıp Robertson'un çıkacağını da bilemez. Alisson da önünde o iki adam varken hangi topa çıkıp hangi topa çıkmayacağına karar veremeyebilir. Yani saçma sapan bir durumda herifler şu anda ya savunma bakımından. O yüzden kalkıp da ben Trent'le oraya bağlayacaktım. Trent'le Robertson yergileriyle ilgili kısımda ya çok da bir şey diyemiyorum çünkü... Yani şöyle olsaydı geçen seneki savunma var abi. Alisson var, önde Van Dijk var, Gomez var, ne bileyim Matip var. Aynı kadro oynuyor, devam ediyor deseydik. Trent bugünkü topu oynasaydı, Robertson bugünkü topu oynasaydı derdim ki abi bu heriflerle patladı. Belki de adamlar o düzen, düzenden çıktıkları için onlar da sakil görünüyorlardı. Bilmiyorum. Yani. Alisson da yine korkunçtu ama Leipzig maçında da günah çıkardı. Özellikle ikinci yarının hemen başında Enkunku pozisyonunda bence müthiş çıkardı. Ee, orada savunmanın arkasında sarktı Enkunku. Gol olsa Liverpool için Bambaşka bir senaryo olabilir. 2-3 pozisyondu iyiydi Ali dün. Ee, ama bir Barcelona rezaleti konuşacak mıyız? Bir de şey ben onu ekleyeyim. Liverpool'da çok uzun süredir ön tarafı ilk kez bu kadar böyle keyifli oynarken gördüm dün. Yani Aynen. Şeyde, ya Firmino yine yani... biraz keyifsizdi ama Salah zaten düzenli iyi oynuyor abi. One season wonder dediler dün biri yazmış four season wonder diye. Ee... Mane de öyle. Ben Mane'nin Mane 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 de Barcelona'ya bir geçelim. bunlar Şampiyonlar lokalinin konusu ama yani Barcelona Bence ligde biraz toparlanmıştı ama işte tabii La Liga'nın seviyesiyle Paris Saint-Germain'in seviyesi bir değil. Ki Paris Saint-Germain'in seviyesi de iyi değil şu anda bir geçişteler er yani. Abi geçişteler ama bak, ben dün geldi. evde Emre'ye de söyledim maçı izlerken. Tabii ki mesela şu anda Şampiyonlar Ligi'nin e, en büyük favorileri kim desen Manchester City ile Bayern Münih'i ön plana koyarsın. Şu anki mevcut formlarıyla yani Manchester City yenilmesi çok zor bir takım haline geldi ve en iyi döneminde bile olmayan daha... Şampiyonlar Ligi'ne yatkın bir takım haline geldi. Bir de geldi. daha da saçma bir ekstrasını vereyim onu. Daha bu takıma De Bruyne'le dönecek. Heh. Mesela Manchester City... Ki dönüyormuş. Manchester ha. City 100 puanları gibi. falan bulduğu zaman bile savunması hep bir sallanan bir takımdı. Bu takım daha da güvenebileceğin ikili eşleşmede bir takım haline geldi. Hem zor gol yiyorlar hem az pozisyon veriyorlar. Topla biraz daha az oynuyorlar ama... E, Pep Guardiola muhtemelen artık Şampiyonlar Ligi'ne de e, takımı şey yapmak için... E, o çok özlediği final şampiyonluğu görmek için e, bu planın üstünde iyice çalışıyor bir de Bayern Münih ne olursa olsun yani doğal favorilerinden biri her ne kadar Bayern Münih'te de bir düşüş olmasına rağmen fakat abi Paris Saint Germain şöyle bir takım ya geçen sene finale giderlerken de biraz o vardı tabii ki Tuchel'in de payı var e, abi inanılmaz game changer diyebileceğin ee, oyunu değiştirebilecek yetenekte çok yetenekli 3-4 oyuncusu var yani çok az takımda olan ya mesela Manchester City'de yok şey diyor ki Pep Guardiola hani belki De Bruyne var ee, diyor ki bizim Neymar'ımız Ronaldo'muz Messi'miz yok biz oyunumuzla şey yapmamız lazım oyunumuzun çok güçlü olması lazım ki çok güçlü oyunları yani Pep de şimdi şeyi Bokun çıkarmasın hani Ronaldo'su Messi yok da onun bir altındaki ya yani tamam. bir altındaki ama herkes bir altın, var ama Sen bir şey. altındakiyle bir eşleşme kazanamıyoruz belki bir maç kazanabilir evet ama eşleşme kazanamıyor evet. zaten adam da şey demiyor yani benim elimde de çok, -çok fazla var Blackburn, kadrosu var demiyor ama yani game 6-7 tane işte dünyada hani mesela Kaan Kural yap NBA elmas iş, elmas muhabbeti yapıyor ya e, elmas diyebileceğin oyuncu işte belki Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne oraya girer Kevin De Bruyne oraya girer ama şimdi abi bu takımda dün de ben maçı sonradan seyrediyorum. Ferhat Di top oynadığı zaman gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Benim yıllardır zaten çok üzülüyorum Ferhat Di'ye. Bir türlü tam bir devamlılık sağlayamayıp şeyini bulamadı diye. Bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ben bile. çok seviyorum. Düzgün Asıl oynadığı sevim. zaman, kendini bulduğu zaman. Abi Neymar'ı konuşmaya gerek yok. Ya yani top, Topak analizi olduğu anda Zaten geçen sene bir parantez sene, katılıyorum dün kim yazmıştı hatırlamıyorum Neymar olmadığında Paris Saint-Germain daha tehlikeli oluyor diye. Abi ama geçen sene Neymar götürdü finalde. Tabii Neymar götürdü doğru. Yani şov yaptı adam. Ya ee, bu halde mesela sezonla sana direkt direkt olarak 5 tane maç alacak Dimariya da yok. Dimariya var. Ve Mbappe yani muhtemelen işte yeni dönemin en büyüğü olacak gibi gözüküyor şu anda. Daha 22 yaşında 20 21 tane mi 22 tane mi Şampiyonlar Ligi golü. Dünya Kupası şampiyonluğu, şu su bu su falan. Ee, acayip bir herif zaten. Ee, ya, yani bu adamların hepsinin iyi oynadığı bir formülde Mauricio Pochettino gibi de çok iyi bir teknik direktör varken e, kısa eşleşmelerde Paris Saint Germain'in de bence şansı olabilir. Ben Paris'in ama geçen sen dedin ya City daha önceden iki eşleşmeler için savunmada o kadar şey görünmüyordu diye. Ya ben Paris'in savunmasını da yani, yani, yani yani o kadar dağınık Barcelona bile bayağı bir Kim çıktı oldu falan yani. kimpembe falan var abi yine de yani bilmiyorum eşleşmede zaten ağır bastıkları kesindi Paris saint Germain'in. ben. Allah Barcelona'yı korusun diyelim. Ee, Lionel Messi diye de Lionel Messi de artık muhtemelen tamam bu mu? baba. buraya kadar falan demiştir. Burada mı dedi sence bu? Yok hayır zaten sezon başında hmm. dedi göndermediler ama artık yani o kararıyla alakalı acabası falan varsa da dün kalmamıştır. Çünkü ee, yani Messi'nin zamanı da yok bu takımın tekrardan yapılanması için. Ben buradan ya pardon, Ronald Koeman'a Ronald Koeman'a bir seslenmek istiyorum. Pique ee, Kasımbaşı yanlışım yoksa benim anlattığım bir maçta Sakatlandı. 88 günlük, 87 ha. gün sonra dönmüş. Aynen. E, bayağı da kötü sakatlandı bu arada. Yani e, hatırlıyorum pozisyonu. Sakatlıktan dönen adamı hani bir son 10 dakika falan bile ligde oyunu almadan Mbappe'nin karşısına atmak gerçekten yani Aptallık diyeyim. Ya ben bir kumana bir sallayayım mı dedim. Yani yok çok sallanacak tabii gerek bir şey yok ama bu çok oldu, ekstra bir şey olduğu için yani ben hani belirtmek istedim. Kendi derdine yansın. O Serginio Dest. Allah e, taksiratını affetsin. Gerçekten. Gerçekten öldü. E, vefatı gerçekleşmiş Mbappé karşısında. Yani hakikaten. Çocuğun da bir suçu yok bu arada. Yok yani abi, i̇yi oynayan bir Mbappé'yi durduramıyorsun yani zaten. Aynen. İyi oynayan bir de ben Mbappé'yi o kadar alıcı gözle büyük ihtimalle bakmadığım Doğru. için daha önceden. Abi herifin. Üst gövde bir şişmiş yani adamda bir... Ama hala uçak, herhangi bir şey değişmedi evet, yani. Evet, yani bir şey Gerit Bale'de de benzer bir şişme olmuştu hatırlıyor musun? ilk böyle daha, daha bir cılızdı ondan sonra patlamıştı, uçmuştu gitmişti ondan sonra. Şu an sonra... omuzu var ya yani. Şu anda bayağı böyle savaş aleti gibi bir herif evet. yani. Dördüncü golde tek tekte pat, acayip bir gol. Tottenham, zor işim. Ee, Manchester City'yi... Çarkıfele'yi açayım dur. Çarkıfelek mi açacaksın? Hakikaten. Ya sen devam et. Manchester City ile alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Vallahi billahi e, acayip bir takım bu. Bu hakikaten acayip bir takım. E, Benim biz... bu hafta gördüğüm Arsenal, Manchester City'yi ayıklar. Şimdi öncesinde <laughs> biz programı Everton maçından önce çekiyoruz. Ama bu program yayınlandığında Manchester City Everton'a takılmış da olabilir. Bu akşam Everton deplasmanındalar. Doğru. Erteleme maçında. Ama söyleyeceklerimi değiştirmez. Manu'nun da saçmalamasıyla beraber ki zaten aşikardı City'yi kovalayamayacağı bence ligi bitirdiler. Ligle alakalı herhangi bir durumları kalmadı. Daha rahat bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne kanalize olabilirler. İlkay ile alakalı Emre zaten uzun uzun anlatmış. Ben esportta bir içerik için İlkay ile alakalı 7-8 dakika konuştum. Ee, ama şunu söyleyebilirim ki e, orada da söylemiştim. Geçen sene ceza sahası içinde buluşması 1.39 iken topla bu sene 2.41'e çıkmış. Ee, yani bu tabii ki İlkay'ın e, çok fazla çalışması ve İlkay'ın kendini çok iyi Ona hazır... rolle de alakalı. Yüzde onunla alakalı. Yani. yani ilk ziyade ona verilen rolle alakalı. Yani geçtiğimiz senelerde iki stoperin önünden topu iyi kalıp oyunun kurulumuna etki eden oyuncuyken ve sabit bir 9 numara varken önde genelde Agüero ya da Jesus ve ilk yaptığı bu sahte koşuları da genelde De Bruyne ya da David Silva yaparken şimdi David Silva yok. De Bruyne bir aydır yok. Sabit bir dokuz yok. Ee, yani bazen Gabriel Jesus oynatıyorlar ama sabit oynamıyor da genelde. Ceza sahası içine daha az giren ama arkadan sürpriz adam sokan bir Manchester City. Pep Guardiola şey demişti. İlk ayın ben hep forvet oynayabileceğini söylüyordum. E, gülüyorlardı diye. Hakikaten gol sezgisi falan çok yüksek. E, bu rolde bunu yapabilmesi çok büyük bir başarı. Ama bence hani e, şey de hani İlkay'a da böyle bir şey gelmedi. Yeni var bir olanı sürüm... zaten. Ha, yeni bir sürüm, bir güncelleme gelmedi. Ya yani Pep Guardiola bunu zaten görmüş. Geçen Tabii. sene de falan filan. Çok ayıp. <laughs> Ver çarkı Programı Geçen hafta da konuştuk diye söylüyorum. Tamam abi de böyle söylemeseydi. Bu arada benim <laughs> e, futbol konuşalım diyoruz. Futbol Çar konuşalım evet. deyince de adam anamıza sövdü bir dakika. Çarkı gerçekten döndürmediğini döndürmediğimi düşünüyorlar. Onu da e, şöyle göstereyim. Yani daha nasıl büyüğüm. ne demek istiyorlar yani? Yani ben hani bir şey yapıyormuşum gibi ee, yol yapıyorum da sonra börnü diyorum. Sen yine şimdi. onu kaydet de. İşte, ha yok ya kaydetmeyeyim. Kaydetme, işte. Oradan mı? Oradan, oradan görelim bugün. Hadi. Çevirdim. Çevirdim. Ne geldiğini söyleyin. Görünüyor mu? Fulum. Fulum. At fulum. At mı fulum? Yoksa o at da sen at fulum? Ne atayım ben? Fulum at. Fulum atayım. Fulum maçını izlemedim bu hafta tamam. Ciddi misin sen? Buradan ben atayım peki fulumun. O ciddi miyim ya fulun maçı izlemediysen diye... <laughs> şey mi oldu? Evet. Ya özet izlerim özet özet izlerim da bir şey diyemiyorum yani. E, şöyle Everton bazen kitleniyor. Yani Everton'ın bazen e, kolay ya da zor maçtan bağımsız olarak bazı günler maça çıkmıyorlar. E, fulun maçı da bence onlardan biriydi. Her ne kadar fulun pasifize etmiş olsa da bununla beraber özellikle yeni taktikte ben e, sağdan merkeze gelen Loftus-Cheek'i bir de üstüne Loftus Cheek Loftus Cheek benim adım Loftus çek aşk yalan inanmam. Benim adım Loftus çek Evet. Ee, bununla beraber savunmayı toparlayan Joachim Andersen ki zaten bekliyordum. Ee, çok iyi bir ikili oldular Tosin Adarabiyoyo ile beraber. Ee, bir de bir kişiyi daha burada es geçmek istemiyorum. Harrison Reed her yerde. Hı hı. Yani top kazanıyor, top kullanıyor... Ee, 15 kilometre falan koşmuştur zaten. Joachim Andersen dedim. Ha. Geçen hafta bir haber okudum. 30 milyona Sven Botman'ı değil büyük bir takıma sattı diyorlar. Evet. Şimdiden. Premier Lig takımı olduğu iddia ediyor. Acaba Sizce kim? kimdir? United'tan şüphelendim ben biraz. Sven Botman evet olabilir. Yalnız ben e, tam da bir United transferi çünkü bir sezonluk oyuncular almayı çok seviyorlar. Erik <laughs> Bayi de mesela öyle. <laughs> Lindelöf de öyle. Lindelof de öyle. Evet. E, gerçekten mümkün. Olabilir. Sven Botman iyi topçu ama bir sezonluk topçu. Döndürüyorum. Döndürdüm. Ne geldi? Palace. Palace geldi. At. Palace. Chris Palace sen ne kadar enteresan bir takımsın. Senin ne yaptığın, ne edeceğin hiç belli olmuyor. Gidiyorsun deplasmanda enteresan futbol, enteresan pozisyonlar, goller. Gidiyorsun kendi evinde Burnley gibi takıma 5. dakika maç 2-0 oluyor. Ne oluyor lan falan diyoruz. İkinci yarının maçı tak bir tane daha çakıyor Burnley maç 3-0 oluyor. Enteresan bir takımsın. Her ligden düşer misin? Düşmezsin. Yukarılara çok çıkar mısın? Çıkmazsın. Ne uzarsın ne kısarırsın. Amacın nedir? Tam bir oyatsın atsın takımı Zaha evet. da yoktu. Onunla iyiydi zaten. Evet. Bu arada e, şey Jean-Philippe Mateta'yı da ben merakla bekliyordum. Meçeçe. Meçeçeydim. Ben göremedim. Ben, merak edecek bir şey çıkmadı. Evet. Meçeçe. Henüz oynayamıyor çocuk. Senin getireceğin ee... kahveyi yiyeyim ben, İçilmiyor. Devam ettim bir tane daha vurdu. Ne geldi? Heyecanı arttırmak için Chelsea. zoom zoom out yapsana. Chelsea. Heyecanı. Thomas Chelsea. Bir, 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 sonrakinde yapalım bunu. Thomas Buyurun. Tolal hoca ön tarafı çeşitli kombinasyonlarla denemeye devam ederken arkayı da sertleştirdi. Üçlüsünü yapıyor, dörtlüsünü yapıyor. Tülü tülü kombinasyonlar deniyor. Bu bölüm kesilir. Ben size söyleyeyim. Ha, yani kesilip şey olarak, özel olarak alınır. Üçlü sonu yapıyor, yapıyor. Arkasını sertleştirdi, üçlü yapıyor, dörtlü yapıyor bunlar. Bu ne, ne kadar Allah kirli bir zihin kardeşim, bu ya. Yani, Bizim zihnimiz kirli, var, kirli ne yapalım yani. 30 yaşında adamsın artık, ergen değilsin be. 15 İçinde hala şey... bir ergen var. Bu nedir ya? Tövbe. Marcos Alenso'yu o... çok seviyorum. Sevilen çocuktur. Ee, Angola Kante. Bak yıllarca oynamadı. Getirdim. Ama döndü tak değişini yapıyor. yapıyor. Bugün sorsan bana en sevdiğin 10 tane sol bek so desen. Sol ha. savunmacı desen. Ha. Ha. Söyleyeceğim isimlerden bir tanesi. Tarihte mi? Aktif. Evet evet benim izlediğim. Dive. Benim izlediğim. Bütün Geliyor. izlediklerim arasında. Çok severim. Geliyor. Gel son olarak. Son, son, son. takım. Heyecanı arttıralım. Takım. Zoom in zoom out yap. hı <laughs> hı geldi? Everton. Tamam Everton'da attık. Everton'a attık ama az önce biraz Atıldı önce. Için. O zaman at... bir atım daha yapıyorum. Doğru. Oğlum dört tane attık hiç Arsenal konuşmadık ya. Boş ver her sefer konuşuyoruz zaten. Kim bu? Sheffield. Tamam, şey Allah sabır versin. Allah geçmiş olsun. Tamam o Şen zaman. Championship'te başarılar. Tamam o zaman e, fikstüre mi geçeyim? Wolverhampton Leeds. Sıfır. Bir. Maçlarını biliyorsun değil mi? Dur açayım dur tamam ben. Ben o Biri... da bende. O da bende ya o da bende. Biri Everton Liverpool. Oo. Manu Newcastle. Tamam tamam. Biliyorum biliyorum. Soton Chelsea. KG var. Bak Chelsea gol yemiyor ama ben Kage'ye... Chelsea'ye puan kaybı yazdım. Chelsea'ye puan kaybı yazdım. Güzel. Ee, Burnley West Bromwich. KG. Hiç beklemez. Hiç lan. beklemezsin ama KG. Bir. Bir. Liverpool Everton. Hmm. Maçın anlatımını da olarak bir şey söyleyemem. Çok olmadan. Çok düşündün. Etik olmadan KG. Etik Karşılıklı gol olur. Ben bir şey diyemiyorum maçta. Liverpool diyeyim de çok emin değilim yani. Etik o... olmadan KG olur bu maç. Fulham Sheffield? 1. 1 olduğunda lig gerçekten alt taraf enteresan bir hale geliyor. Hiç Ben alt diyorum. West Ham, Tottenham. Tot... Kage diyorum. Evet, ka evet. Güzel. Kage. Aston Villa, Leicester City. KG. Buna, KG, KG, KG. Buna da KG, KG diyorum. Buna da KG diyorum. Arsenal, Manchester City. Yani üst diyeyim öncelikle. Öncelikle üst diyeyim. Yani list Önceliğimiz... maçına dediğim gibi rahat bir üst Peki. hatta 3.5'a giden Peki. bir üst gibi diyeyim. Fakat bu maç. Ama e, dinleyen buraları dinlesin. Bundan sonrasını değil. Arsenal. Yenilmez. City'yi ayıklarız ya. Ayıklarız çok yani 58 maçlık seriyle gelen takıma dediği lafa bak. Peki. Ben de ayıklarız biraz. Buna da KG diyorum. Peki. Manchester United Newcastle United Etik olarak bu mücadeleyi anlatacağım için e, herhangi bir tahminde bulunmam bana yakışmaz. Etik olmayınca ne bir olur? 1 olur bir rahat olur. Manchester Wor geçer. Brighton and Hove Albion Crystal Palace. Demin Crystal Palace dediğim laflar daha hala gündemde. Brighton alır. Çok hoşuma gitti. Ya Brighton'la. West Bromwich Albion Crystal Palace değil mi maç? Brighton Hove Albion. Brighton and Hove Albion. Ha pardon ben West Bromwich Albion anladım. Ee, Brighton alır. Peki. O zaman bitti program. O zaman ben gidiyorum. Hadi o zaman. Peki hoşça kalın. Bye.